Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Bülent Hakkı Buyruk. Çok kısa özetlemem gerekirse, yaklaşık 21 yıllık elektrik işleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nde mühendis ve idareci olarak görev aldıktan sonra bu yılın Ocak ayında ayrıldım. Ve şu anda Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin genel koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Tabii sizleri şaşırttığı kadar bizi de şaşırtan ve üzen olay, Atatürk'ün emriyle kurulan, 1935 yılında kurulan ve Türkiye'deki enerji verimliliği alanındaki altyapı çalışmalarını uzun yıllardır gerçekleştiren genel müdürlüğün bu hale düşmüş olması ve kapatılması gerçekten bizleri de üzdü. Aynı zamanda enerji verimliliğine yönelik gelecekte yapılacak çalışmaları hangi kadro ve hangi yapı içerisinde yapılacağı konusu da halen bizim için de merak konusu. Tabii şaşırtıcı bir şekilde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü kuruldu ve enerji verimliliği de bu genel müdürlüğün altına yerleştirildi. Burada da bir ters mantık olayı var ama biz henüz çözemedik. Sanırım kervan yolda düzelir hesabıyla gidiliyor. Bu da yakın zamanda düzeltilecektir diye düşünüyorum. Değerli katılımcılarımız, genel müdürlükte, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nde binalarda enerji verimliliği konusunda uzun yıllar çalıştım. Erdal Bey de o dönemde sanayide enerji verimliliği ile ilgili birlikte çalıştık uzun yıllar. Sonra ben bina bölümüne ayrılmıştım ve bina ile ilgili bina ve ulaşımda enerji verimliliği şube müdürlüğünü yürütüyor idim. Ve bu çerçevede geçmişten bugüne yapılmış olan yasal düzenlemelerin içerisinde zaman zaman çok aktif, zaman zaman da doğrudan katılımcı olarak yer aldım. İlk çalışmam 1995 yıllarında TS 825 standardının ortaya konulması ve ısı yalıtımında bir zorunluluğun getirilmesi yönündeki yapmış olduğumuz çalışma ve bildiğiniz gibi 98 yılında da bu standart çıkmıştı. Şimdi sizlerle paylaşacağım konu çok detaya girmeden elbette uzun eğitimlerimizde oldukça uzun zaman alan bir husustur. Sizlerle zaten bildiğiniz konulardan bir kısmını paylaşacağım. Genel enerji durumuyla ilgili bilgi verdikten sonra ülkemizdeki enerji tasarruf potansiyeli ile ilgili bazı çarpıcı örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizdeki nihai enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımını sizlerle paylaşmak isterim. Sanırım evet. 2010 yılı verileridir. Buna göre dağılımı baktığımızda sanayi sektörü %37'sini nihai enerji tüketiminin, bina sektörü ise %35'ini tüketen en büyük sektörler olarak karşımıza çıkmakta. 2008 yılında durum daha da farklı. 2006'da yine sanayi yukarıdayken 2008'de bina %40'larda, sanayi %33'lerdeydi. Tabii bu bizim son yıllardaki yaşanmış olan ekonomik krizin bizi teğet geçmesiyle ilgili elbette. Sanayideki üretim düşünce tüketim de düşmüştü. Bu nedenle sanayinin tüketimi daha az görünmüştü. Ancak 2010 yılında biraz daha sistem oturmuş gibi görünüyor. Fakat dikkat edeceğimiz şey elbette ki şu andaki toplantımızda binalarda enerji verimliliği esası üzerinde olduğu için daha ziyade buna vurgu yapmak istiyorum. Binalardaki enerji tüketimi şu anda en büyük ikinci sektör, hatta iki sektörden birisi şeklinde değerlendirebiliriz. Elektrik enerjisi tüketimi bakımından da bakmamız lazım binalarımıza. Çünkü elektrik enerjisi tüketimini şuradaki grafikte gördüğünüz gibi sanayi sektöründen daha fazla elektrik enerjisi binalarımızda kullanılmakta. Dolayısıyla
binalarımızın yapısıyla, yalıtımıyla, içerisindeki kullanılan cihazların verimli kullanılmasıyla birlikte elektrik enerjisinin kullanımına da aynı şekilde özen göstermemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi elektrik enerjisi alternatifsiz olarak kullanılıyor birçok alanda ve en pahalı enerji olduğu için de çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Sektörel enerji tasarruf potansiyelini şöyle bir gözden geçirirsek, sanayi sektöründe %20 ile 30 arasında olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bazı sektörlerde çok daha küçüktür ama bazı sektörlerde de %50'nin daha üzerinde tasarruf yapılabileceği geçmişteki yapmış olduğumuz etüt çalışmalarından ortaya konuluyor. Binalarda ise %30 ile 60 arasında. Çok iyimser yaklaşımla %30 gibi veriler yayınlanır kamu tarafından, ancak size sunacağım bir iki tane örnekte şu anda aslında bunun çok daha yukarılarda olduğunu görebiliyoruz. Böyle olunca da enerji tasarruf potansiyeli bakımından üst düzeyde olması nedeniyle de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok önemsenmesi gereken sektör olduğunu düşünüyoruz. Tabii niye tasarruf potansiyeli bu kadar yüksek? Elbette ki bu fotoğrafı birçoğunuz aynısını olmasa benzerlerini görmüştür. Ülkemizdeki mevcut binalarımızın durumu bir termal kamera çekimiyle ortaya konulmuş ve ısı kayıplarının nasıl gerçekleştiği, nereden gerçekleştiği ile ilgili bize bir bilgi verebiliyor, fikir sahibi yapabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi mevcut binalarımızın, özellikle 2000 yılından önce inşa edilmiş binalarımızın, ki tabi bu kabulü 2000 yılından sonraki yapılanlarının bütününün mevzuata, yasal düzenlemelere uygun yapıldığını düşünerek bunu söylüyoruz. Böyle olmadığını biliyoruz ama öyle olduğunu düşünerek söylersek, 2000 yılından önce inşa edilmiş bütün binalarımızda o zamanki geçmişteki bir yönetmelikte bir talihsizlik sonucu betonarme kısımlar ihmal edilir, dikkate alınmaz diye bir madde vardı. O zaman dikkate alınmıyormuş ve dikkate almadığımız kısımlardan şu anda görmüş olduğumuz gibi en büyük enerji kayıpları burada meydana geliyor. Hatta günümüzde şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, günümüzde kolon kirişi yalıtımsız olan eski binalarımız bugünün teknolojisiyle, çok ileri teknolojiye gitmeye gerek yok, yani bugün standart olarak kullanılan pencere sistemlerinde, çift camlı pencere sistemleriyle kıyaslasanız bile enerji kaybı bakımından betonarme kısımlardan kaybedilen enerji, pencerelerden kaybedilen enerjiden daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle bunların mutlaka önemsenmesi gerekiyor. Bir iki cümle daha bununla ilgili yapacağım biraz sonra. Ve tabii ısı kaybıyla olay bitmiyor. Aynı zamanda hepinizin bildiği gibi aşırı ısı kaybı ısı köprüleri oluşturuyor. Isı köprüsü oluşan yerde de kaçınılmaz olarak karşımıza çıkan yoğuşmanın da kontrol edilmesi gerekiyor. Yoğuşmayı kontrol etmediğimiz durumlarda burada gördüğümüz gibi içeride küf oluşumu, mantar oluşumu ve benzeri zararlı bakterilerin oluşumunu engelleyemiyoruz. Ve bu da insan sağlığı için hoş bir durum ortaya koymuyor. Tabii bunun dışında bir başka konu daha var ki aslında bugünlerde bu konularda sanırım tartışılmaya başlandı. Üzerinde çok da durulması gereken husus, yoğuşmanın olduğu bizim ikinci bölgenin büyük bir kısmı, üçüncü bölge ve dördüncü derece gün bölgesindeki binalarımızda maalesef betonarme bölümlerin bütününde yoğuşma vardır. Ve bu yoğuşma sadece enerji kaybı tarafından düşünülmemeli. Aynı zamanda bu içerisindeki betonarme kısımların içerisinde bulunan donatıların korozyona uğraması ve kesit kaybına uğraması, dolayısıyla binanın taşıyabileceği yükü daha altında taşıma kabiliyetine düşmesi ve binanın yıkılmasıyla sonuçlanan çok kötü sonuçları da ortaya çıkabiliyor. Bunlar da elbette ısı yalıtımının ne kadar önemsenmesi gerektiğine bir başka göstergesi. Bu da yine yoğuşmadan bir örnek. Yine ülkemizde son yıllarda aslında biraz düzeltildi. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İzoder tarafından da yapılıyor. Türk Tesisat Mühendisleri Derneğimiz tarafından da benzer çalışmalar yapılıyor.
çok doğru, çok uygun bir malzeme de olsa, çok uygun yerde de kullansanız kötü işçilikle, kötü uygulamalarla son derece etkisiz olan uygulamalar da karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan bir tane örneği buraya yine yansıttım. Mesela bir pencere sistemi oturtulmuş ama etrafı bunun korunmaya alınamamış, yeterince önemsenmemiş belki de. Üst tarafından pencerenin inanılmaz ısı kaybı meydana geliyor. Bu pencereyle ilgili bir örnekti. Bunun dışında, burada var mı bakayım, burada yokmuş. Bunun dışında kendi yine gördüğümüz uygulamalar geçmişte yine çok yaşandı. Hatta bazı yerlerde dediler ki mantolama zararlıdır. Veya mantolama zararlıdır demeseler de mantolama uygun değildir. Çünkü ısı yalıtımın üstündeki sıva düşüyor. Isı yalıtımı düşüyor. Bunu yapmakta olduğumuz, halen sonlarına geldiğimiz bir proje kapsamında Erzurum'da görmüştük. Bir binanın dış cephesindeki ısı yalıtımının üzerindeki sıva olduğu gibi düşmüştü. Tabii bunu anlatmak kolay olmuyor. Herkese ulaşamıyorsunuz. Kendi aranızda konuştuğunuz zaman baktığımızda orada düzgün yüzeyli ve dış cephede kullanılmayacak bir malzemenin kullanıldığını biz tespit ettik. Ama dışarıdan bakanlar diyorlar ki hayır, ısı yalıtım mantolama olmasın, dökülüyor şeklinde de yaklaşabiliyorlar. Onun için uygulamaya çok önem vermek lazım. Yine mevcut binalarımızdaki enerji tüketimini kilowatt saat cinsinden bir şöyle bir karşılaştırırsak, yapmış olduğumuz birer örnek üzerinedir bu. Birinci, ikinci ve dördüncü bölgelerde ele alınmış, yapılmış, çalışılmış sonuçlardır. Bir binanın yıllık bir metrekaresinden tükettiği enerjiyi kıyaslamak için yapılmış bir çalışma. Burada Almanya, İngiltere ve İsviçre, Almanya'nın daha sonra bir çalışma daha yaptığını ve bir düzenlemeye daha gittiğini ben biliyorum. Ama rakamsal olarak çalışma da bir önceki mevzuata göre yapılmıştır. Burada gördüğünüz gibi bir binanın aynı iklim koşullarında yapıldığını varsayarsak, İstanbul'u Almanya ve İngiltere ile, Erzurum'u da İsviçre ile kıyaslayabiliriz. Aynı binayı bu illerimizde ve benzer iklim şartlarına sahip bu ülkelerde yaptığımız zaman bizdekindeki enerji tüketimi İstanbul'da 290 kilowatt saatken Almanya ve İngiltere'de 75-100, daha geliştirdiklerini biliyoruz, daha aşağıya çektiler. Erzurum'da 450 kilowatt saat bir metre karesinin ısıtılması için tüketilen enerji, İsviçre'de 50 kilowatt saat. Bu bile aslında bizim ne kadar enerjiyi savurganca harcadığımızı ortaya koyuyor. Bunun önlenmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor elbette. Bu yine hatalı uygulamalardan bir tanesi. Tabii ki benden sonra İzoder'den gelecek olan Sayın Konuşmacı Ertuğrul Bey bu konulardan bahsedecek ama bu çalışmaları ilk mevzuata yansıtma sıralarında çalışılmış olması nedeniyle sanırım bir iki küçük şey söyleyebilirim diye düşünüyorum. Burada da yine ısı yalıtımı uygulanmış bir binadaki hatalı uygulamayla ilgili bir şeyi göstermek için bunu koydum. Erzurum'daki resmi de koyacaktım ama o bende yokmuş, burada koyamadım, akşam hazırladım bunu. Halbuki doğru uygulamanın bu şekilde olması gerektiği ve bundan sonra çatlamaların ve patlamaların olmayacağını bizler biliyoruz. Dolayısıyla bunları nasıl yapacağız? Demek ki ara eleman yetiştirmede ve ustalarımızın sertifikalı ustalarla bu işleri yürütülmesi gerektiğini görüyoruz. Peki bugün şu ana kadar size sunmuş olduğumuz ve sizlerin de birçoğunu bildiğiniz bu fazla enerjiyi koruyabilmek için, geri kazanabilmek için neler yapıyoruz? 1998 yılında TS825 standardı nihayet günümüz koşullarındaki ihtiyacı karşılayacak şekilde çıkarıldı. 2000 yılında da mecburi olarak uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunuyor. Tabii ki bu uygulama yeni yapılan binaları kapsıyor. %99'dan daha fazla oranda. Ancak hepimizin bildiği bir şey var ki yeni binalar aslında bizim çok da fazla üzerinde durmamız gereken bir husus değil. Dışarıda bırakalım diye söylemiyorum ama
mevcut binaların mutlaka aynı derecede ele alınması gerekiyor. Bununla ilgili de yine sizlerle paylaşacağım bir iki slaytım var. Çünkü her yıl yaklaşık 50 bin ile 70 bin civarında bina yapılıyor. Ama ülkemizdeki bina sayısı 8,5 milyon bina var. Dolayısıyla biz 50 bin 70 bin bina ile uğraşırken geriye kalan 8 milyon kadar bir binayı ihmal etmiş gibi oluyoruz ki buralardaki enerji tüketimi inanılmaz yüksek. Bunlara da önem vermek gerekiyor elbette. Bu standardı destekleyen yönetmelik ise yine 2000 yılında çıkarılmış, 2008 yılında da yenilenmiş olan ısı yalıtım yönetmeliği var idi. Bildiğiniz gibi daha sonra enerji performans yönetmeliği adı altında yeni bir yönetmelik olarak bir yönetmelik çıkartıldı. Isı yalıtım yönetmeliğini de kapsayacak şekilde. Bugünkü sunumlardan bir tanesi de bu kapsamda gerçekleşecek. Bir başka hatta bu konuyla ilgili ilklerden birisi kanun olarak söylemek gerekirse en önemli mevzuatımız enerji verimliliği kanunu. Enerji verimliliği kanunuyla birlikte bazı uygulamalar getirildi ve bunun ikinci mevzuatıyla ilgili çalışmalar yapıldı. 2007 yılında enerji verimliliği kanunu çıkartılmıştı. Hemen arkasından bunun uygulanmasıyla ilgili doğrudan yönetmelik, ilgili yönetmelik enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelik. Bu yönetmelik ısı yalıtımını doğrudan içerisine almasa da binalarda enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili bazı önlemleri yer alıyordu. Önlemlere yer veriyordu kanun kapsamında. Ve yine kanunda da yer alan, bu yönetmelikte de geliştirilen bildiğiniz gibi binalarda ilk defa enerji yöneticisi atanması zorunluluğu, görevlendirilmesi zorunluluğu bu yönetmelik ve kanunla birlikte getirildi. Özel binalar 20 bin metrekare inşaat alanına sahip olan özel binalar ile 10 bin metrekare inşaat alanına sahip veya 250 ton eşdeğer petrol enerji tüketen binalar enerji yöneticisi görevlendirmek zorundalar. Kamu binaları 10 bin metrekarede, özel binalar 20 bin metrekarede. Yani bu sistemde tabii ki bizim geçmişten gelen ve halen düzeltilmesi yönünde ümitle beklediğimiz denetim ve kontrol noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Ancak atılmış bir adımdır ve bunun da ülkemize yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Bir başka yönetmelik yine kanun kapsamında çıkartılan binalarda enerji performans yönetmeliği ki bununla ilgili ayrı bir sunum olacağı için ben burada detaydan bahsetmeyeceğim. Sadece bir örnek sizlerle paylaşmak isterim. Yakın zamanda yapmış olduğumuz bir seyahatte çok ilgimizi çekmişti. Hem Fransa hem Hollanda'yı kapsıyordu. Emlakçıların önünden geçerken dikkatimizi çekti. Emlakçılar satılık yerleri yazarken satılıkların işaretlerinin yanında, levhalarının yanında enerji kimlik belgesini de koymuşlar. A sınıfı binanın fiyatı farklı, B sınıfı enerji veriminin farklı, E sınıfının farklı fiyatlarını burada çok dikkat çekici bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gerçekten de amacına hizmet etmiş olarak görünüyor oradaki uygulamalar. Umarım bizde de bu durumla yakın zamanda karşılaşırız. Bir başka mevzuat yine KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde enerji verimliliği, eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik çıkartıldı. Bu çerçevede daha önce bilirsiniz KOBİ kapsamında sadece endüstriyel işletmeler yer alıyordu. KOBİ'nin kapsamı genişletildi. Hizmet binaları da KOBİ kapsamına alındı. Ticari binalar da yine KOBİ kapsamına alındı. Bu çerçevede hizmet binaları ve ticari binalar KOSGEB tarafından sunulamakta olan bu desteklerden yararlanabilirler. Bu destekler KOSGEB tarafından hibe şeklinde veriliyor. Ve yapmış olduğumuz çalışmalarla biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İlk girişte %30 ile %60 gibi bir geniş bant sizinle paylaştım ancak binalarda enerjinin verimli kullanımıyla tasarruf edilebilecek miktarın %50 oranında olduğunu biz düşünüyoruz ülkemizde.
Ya tabii yapılan çalışmalarla bu desteklenmiş durumda. Bu şu anda resmini gördüğünüz bina bizim daha öncesinde hesaplarla ortaya koyup teorik hesaplarla şu kadar enerji tasarrufu sağlarsınız, %50'dir, %60'dır gibi rakamları ortaya koyarken kendi içerisinde bulunduğum kurumda, o dönem yine elektrik etütte çalışıyordum ve bu projeyi yürütmüştüm. Bu projeyi Elektrik İşleri Etüt Arsa Genel Müdürlüğü olarak İzoder'le işbirliğinde gerçekleştirmiştik. Ve Ankara'da bir tane okulun ısı yalıtımının yapılarak bunun gerçekte bizim hesapladığımız teorik değerlerle örtüşüp örtüşmediğini görelim. Affedersiniz. Görelim. Bu bizim için de bir laboratuvar çalışması olsun. Hem de hesaplarla ortaya koyduğumuz değerler doğru mu değil mi bunu test edelim diye değerlendirdik. Ve Ankara'da Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı 50. yıl yetiştirme yurdu binasının ısı yalıtımının eksik olduğu çift camlı pencere olmasına rağmen pencerelerinin yeterli olmadığı ve artık gerçek işlevini gerçekleştiremediğini tespit ettik. Ve bu binanın bütün cephelerinin ısı yalıtımı gerçekleştirildi. Aynı zamanda sistemle ilgili de otomasyonla ilgili kazanlarla ilgili küçük bir müdahale yapıldı. Oradan da artı bir katkı sağlandı. Ve bunun yapılmadan öncesindeki açıkça söylemek gerekirse teorik hesaplarımıza göre yapılmış hesapları halen benim notlarım arasında vardır. %64 tasarruf yapılabilir diye tahmin ediyorduk. Sonra bu çalışmalar gerçekleştirildi. Tabii bu uygulama yapılmadan önce gerçek bir laboratuvar çalışması olması bakımından öncesini değerlendirdik binanın. Bir yıl izledik bina ne kadar enerji tüketiyor diye. Ondan sonraki yılda da ısı yalıtımı uygulaması ve diğer çalışmalar yapılmıştı. Bunun sonucunda da bu uygulamaları gerçekleştirdikten sonra birkaç yıl daha izlenildi. İlk yılın izlenimlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Burada ilk yılı görüyorsunuz. 2004-2005 yılı bizim yalıtımsızken ve enerji verimsiz haldeyken binanın durumudur. 2005-2006 yılı da ısı yalıtımı tamamlanmış, uygulamaların tamamlanmış halindeki durumudur. Gerçek ölçülen değerlerdir bunlar. Teorik veyahut da yakıt tüketimiyle. Tabii ki dış sıcaklık düzeltmesi yapılarak, derece gün düzeltmesi yapılarak ortaya konulmuştur. Buradaki görmüş olduğunuz iki sütundan bordo renkte, kırmızı renkte gördüğümüz kısımlar derece gün sayılarını, diğer mavi olan ise enerji tüketimini, ne kadar enerji tükettiğini, doğalgaz tükettiğini ortaya koyuyor. Buradaki düşüşü hepiniz görüyorsunuz. Bu bizim gerçekten bir laboratuvar, çok ciddi bir laboratuvar çalışmasıydı ve gerçekleşen değerlerdi. Elde edilen sonuç oransal olarak değerlendirildiğinde bir derece gün başına enerji tüketimi nereden nereye düşmüş diye değerlendirdiğimizde teorik hesabımıza çok yakın bir değeri yakaladık. %63 oranında tasarruf sağlandı. Bu gerçekten de bizim yapmış olduğumuz çalışmaların için çok ciddi bir örnek teşkil etti. Ve bu kapsamda da biz tasarruf potansiyelinin %30'larda değil gerçekten de %50 ortalamalarda tutturulabileceğine inanıyoruz. Bu yapmış olduğumuz örnekte %60'ı görmüştük. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği yine bu konuyla ilgili bir proje yapıyor. Tamamlanmak üzere. Bu ayın sonunda tamamlanacak olan bir proje. Binalarda enerji verimliliği konusunda gençlerin eğitimi ve istihdam edilebilirliğinin sağlanması projesi. Bu projenin bir ismi de Yeşil Meslekler İçin Gençlerin Eğitimi Projesi olarak belirlenmişti. Bu projede size ilk başlarda sunmuş olduğum ara eleman eksikliği gerçekten de ülkemizde
uygulamalardaki yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik bir şeyler yapmak lazım. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var ama bunu ülke geneline de yaymamız lazım. Bu kapsamda, bu proje kapsamında Erzurum'da, Kayseri'de ve Samsun'da meslek lisesi mezunu arkadaşlarımız, meslek yüksekokulu mezunu arkadaşlarımız ve sayısı olarak daha az olmakla birlikte makine, elektrik ve inşaat mühendisleri ile mimarlar katıldılar bu eğitime. Bu eğitimde çok ciddi uygulamalı eğitimler gerçekleştirdiler. Teorik eğitimlerle birlikte uygulamalı eğitimler gördüler. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlarımız özellikle ısı yalıtımı konusu ayrıca önemsenmiş bir konudur. Tabii ki enerjinin verimli kullanılması sadece ısı yalıtımının yapılması değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Isı yalıtımı son derece güzel yapılmış bir bina çok kötü bir şekilde işletilirse o zaman o binanın verimli bir bina olduğundan söz edilemez herhalde. Bu nedenle ısı yalıtımı önceliklidir. Yenilenebilir enerjilerin kullanılması bakımından da önceliklidir. Mutlaka yenilenebilir enerji kullanılacaksa bir yerde oranın iyi derecede ısı yalıtımının yapılması şarttır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu ısı yalıtımıyla birlikte dediğimiz gibi oradaki kullanılan ekipmanların da enerji verimli ekipmanlardan seçilmesi önemli ve enerji verimli ekipmanlardan seçilmiş olsa bile iyi işletilmemesi durumunda yine tasarruftan söz edemeyeceğimizden dolayı iyi bir şekilde de işletilmesi gerekir. İşte bu nedenle de enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanımına dair yönetmelik içerisinde binalarda enerji yöneticisi kavramı getirilmiştir. Bunlar içinde enerji verimliliği danışmanlık şirketleri oluşturulmuştur. Ancak ne yazık ki buradan yine sizlerle paylaşıyorum. Bu şirketler oluşturulmuş ancak yeterince desteklenememiştir. Bunların desteklenerek belli bir yere getirilmesi, binalarımızın ilk tasarlanması aşamasından başlayarak enerji verimli tasarlanmasının yanı sıra ömrü boyunca da o binanın yaşadığı süreç boyunca da enerji verimli şekilde işletilmesinin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Burada bu genç arkadaşlarımız nasıl ısı yalıtımı uygulanır, nasıl hangi malzemeler nereler için uygundur, nasıl düzgün yapılır, burada hem hanım arkadaşlarımız hem erkek arkadaşlarımız gördüğünüz gibi malzemeleri kullanarak tabii burada bir farkı sizler de fark etmişsinizdir. Hanımların farkı her zaman ortaya çıkıyor. Malzemenin arkasını bildiğiniz gibi hem tarama hem de öbek öbek yaparız yapıştırırken malzemeyi. Arkasına koyduğu öbek öbek şeyi de bile motif gibi işleyerek arkasına koymuş arkadaşımız. Tabii işin şakası bir tarafa. Bu arkadaşlarımız kazanlarda enerji verimliliği konusunda nasıl verimli çalıştırılır? Oksijen oranı ne olmalıdır? Bütün mesleklerden arkadaşlarımız kendi dallarıyla ilgili eğitim aldılar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından nasıl yararlanılabilir? Güneş enerjisi nedir? Rüzgar enerjisi nedir? Bunlar hangi amaçlarla, hangi şekillerde kullanılabilir? Bunlarla birlikte girişimcilik ve gelişimle ilgili bilgileri de aldılar bu şeyde. Projemiz kapsamında yine yapmış olduğumuz çalışma. Artık bunu rakamı daha fazla yükseltmek bizim için biraz sıkıntı olur hale geldi. Ancak şunu sizinle paylaşabilirim ki ilk başta söylemiş olduğumuz yasal düzenlemeler yeni binalarımız için getiriliyor. Yeni binalar için zorunluluk getirmek de kolay. Ruhsatı vermem dersiniz. Birçok yerde de deler geçerler, orası da ayrı ama bu şekilde yeni binalar bir şekilde yine de disiplin altına alınabiliyor. Ancak mevcut binalardaki potansiyel kesinlikle göz ardı edilebilecek gibi değil. Yıllık 7 milyar dolardan daha fazlası tasarruf edilebilir görünüyor yaptığımız hesaplar. Daha fazlası var ama yükseltmedim rakamı, burada dursun dedim. Ve ASEF'in şeyinde kendimizi çok daha fazla açmayalım diye. Gerçekten de mevcut binaların önemsenmesi ve bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Bir başka konu, belki doğrudan ilgili değil ama enerji yatırımlarımız. Kojenerasyon sistemi diye sistemler kuruluyor, kojenerasyonla ilgisi yok.
Kojenerasyonun ne olduğunu bilmeyenler kojenerasyon sistemi kurduk diyorlar. Atık ısının geri kazanılması maalesef ülkemizde gerçekleşmiyor. Bununla ilgili Türk Tesisat Mühendisleri Derneği çok ciddi girişimlerde bulunuyor, mücadele ediyor. Ancak bildiğiniz gibi bu işlerde kolay yol alınamıyor. Mevcut enerji üretim tesislerimizde verimler son derece düşük. Yeni sistemler, doğalgazlı sistemler üzerine kuruluyor. Yine kojenerasyon düşünülmeden, trijenerasyon düşünülmeden, atık ısısının kullanılması düşünülmeden kurulması nedeniyle de çok ciddi kayıplar gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi ısı yalıtımı elbette son derece önemlidir. Bu ülkede daha uzun yıllar belki de en fazla atak olan, en fazla yatırım yapan, en fazla uygulaması gerçekleşen sektör olacaktır. Daha uzun yıllarda devam edecektir. Etmelidir de buradaki resimden gördüğümüz gibi. Sadece %10'unu ya da 15'ini binalarımızın henüz yalıtımlı olduğunu düşünüyoruz. Geri kalan %85-90'ının da mutlaka korunması gerekiyor. Bunu yaparken de aynı zamanda enerjiyi üretimden tüketim noktasına kadar verimli kullanmamız gerekiyor. Binayı dört dörtlük yapmışsınız ama enerjiyi verimli kullanmıyorsanız başka taraftan çok daha fazla enerjiyi kaybettiğimizi burada görebiliyoruz. Zamanım var mı arkadaşlar? Zamanım kalmamış. Ben şimdi sizlerle başka bazı konularda daha sizinle paylaşacağım bir şeyler vardı. Bunun arkasındaki slaytlarda gizliydi ama sözlü olarak şunu sadece sizinle paylaşabilirim. Yapmış olduğumuz yine canlı bir örnektir. Elbette bizler şu anda içerisinde bulunduğum kimlik olarak Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ısı yalıtımı da birlikte olmak üzere tüm sistemlerde enerjinin verimli kullanılması üzerine çalışıyor. Isı yalıtımı en önemli yerlerden birini alıyor. Her yerde de bunu yüksek sesle söylüyoruz. Aynı şekilde de kazanların da enerjinin verimli kullanılması, soğutmada enerjinin verimli kullanılması, ısıtma sistemlerinde, havalandırma sistemlerinde verimli kullanılması üzerine çalışmalarımız var. Kazanlarla ilgili yaptığımız bir çalışmayı kısaca paylaşmak istersem, ülkemizdeki kullanılan kazanların büyük çoğunluğunda, çok büyük oranla, ortalama %7-8 oksijen oranıyla çalışıyor. Bacalarda ölçülen oksijen oranıdır bu. Olması gereken değer %2-3'tür. Buradaki fark ile, çok küçük bir müdahale ile ortadan kaldırılabilecek bu fark ile kendisini 3-4 ayda geriye kazanan sistemlerdir. Oksijen trim kontrol sistemi olabilir ya da doğrudan yakıt hava oranını değiştirmek suretiyle giderilebilir. Kendisini 3-4 ayda geriye ödeyebilen kazan verimini %80'lerden birdenbire 85'e, 85'ten 90'a kadar çıkaran sistemler görüyoruz. Ancak bu konular elbette şöyle yüzeysel bir geçeyim istedim. Buradaki ısı yalıtımında enerji verimliliği ve kalite standartizasyonu şeklindeki bir konferans içerisinde o konuya çok fazla bunu dağıtmamak üzere girmek istemiyorum ama bir hatırlatma yapayım istedim. Sorularınız olursa elbette cevaplandırabiliriz, cevaplandırmaya çalışırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve benden sonra kısmına bırakıyorum.